Selam arkadaşlar, yeni bir video ile tekrardan birlikteyiz. Sanırım bu konsepti bir tek ben çekmedim, bu kısa sürede programları öğrenme. Ben de çekerim, tam olur. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir gerçek var. 10 dakikada Photoshop öğrenilir mi? Veyahut da 15 dakika veyahut da 20 dakika. Hemen cevap veriyorum, hayır, öğrenilmez. Yani 20 dakikada Photoshop uzmanı olunmaz. Peki diyeceksiniz, ben bu videoyu neden istiyorum? Tabii ki de hemen cevabını veriyorum. Bu video ile sen Photoshop'un mantığını öğreniyorsun. Photoshop'un işleyişini öğreniyorsun. Photoshop'un algoritmasını öğreniyorsun. Bize neler vaat ediyor, neler sunuyor bunu öğreniyorsun. Yani yeni başlamış insanlar için bu video birebir, zaten profesyonel bir insanın bu videoyu izlemesine gerek yoktur. Buradan bahsediyorum. Şimdi bu temel bir derstir arkadaşlar. Şimdi Photoshop programını neye benzetiyorum ben? Hemen söylüyorum. Photoshop programını ben bir masaya benzetiyorum. Evet, resim çizdiğiniz masaya benzetiyorum. Ortasında da bir beyaz sayfa var. O beyaz sayfada bu şekilde masaya indirdiğin zaman ne oluyor? Ortaya yerleşmiş oluyor değil mi? Neden masaya indiriyorsun? Üstünde resim çizmek için. Veya da fotoğraf indiriyorsun. Ne yapıyorsun? Üstünde farklı bir işlem yapmak için. Photoshop programı da aynı bu şekilde çalışıyor. Photoshop penceresini görüyorsunuz. Ortada bir resim var. Bir boş sayfa. Sen bunun içini dolduracaksın. Peki Photoshop'un gerçek hayattaki kağıt ile bize sunduğu kağıt arasında ne fark var? 1. Photoshop'un bize sunduğu kağıtta istediğimiz boyutta açabiliyoruz. İstediğimiz renkte yapabiliyoruz. Ama gerçek hayatta bu ekstra bir zahmet. Yani Photoshop bunu bize kolaylaştırıyor. Peki Photoshop'ta kağıdı anladık, tamam. Bunu herkes bence anladı. Photoshop'ta o orta beyaz şey kağıttır. Yani masa üstüne koyduğumuz kağıdın aynısı. Tamamdır, bu beyaz sayfanın ne olduğunu ben anladım. Çünkü bu sol tarafta bir araçlar çubuğunu görebiliyorum. Ve değişik değişik ikonlardan tasarlanmış şeyler var. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bunların gerçek hayattaki karşılığı ne? Tabii ki de söylüyorum. Resmi kağıda indirdin mi masanı? Tamamdır. Sol tarafa da ne indiriyorsun? Kalemlik. Evet, kalemliğin içinde ne vardır gerçek hayatta? Makasın vardır. Burada kalemim vardır, silgim vardır, fırçalarım vardır, burada cetvellerim vardır, daire daire veyahut da bu şekilde kare kare cetvellerim vardır. Evet, veyahut da farklı şeyler de olabilir ekstra. Sen bunlarla ne yaparsın? Resmi çizersin. Bu kadar basit. Bu araç da aynen bu işe yarar. Yani bunların burada bir sürü araçlar, kafan karışmasın. Buradaki her bir ikon, burada gerçek hayattaki her bir nesneyi ifade etmektedir. Yani sen doğal olarak bu silgi gerçek hayatta ne işe yarıyor? Silmeye yarıyor değil mi? Bu kadar basit, isminden de belli. Bu bilgisayardaki silgi de aynı şekilde silme işine yarıyor. Gerçek hayatta fırça ne işe yarıyor? Fırça işine yarıyor. Fırçalama işine yarıyor. Boyayı renkliyorsun, fırçalıyorsun. Photoshop'taki fırça da aynı işe yarıyor. Yani bir fark yok. Peki bunların gerçek hayattaki farkı ne? Burada sınırsız bir dünya var. İstediğin kadar fırça, istediğin kadar fırçanın boyutu, istediğin kadar renk, istediğin kadar cetvel, istediğin kadar şekil, istediğin kadar kalem. Her şey burada mevcut. Dediğim gibi bu video hiç bilmeyenler için çektiğim için bu şekilde anlatıyorum. Hiç bilmeyenler eminim bu şekilde çok iyi anlayacaktır. Bunlar bu işe yarıyor. Tamam. Hemen sağ kısma geçelim. Sağ kısmında da bir böyle katmanlar diye bir şey var. Ve burada fark ettiğiniz üzere bir kare içinde bizim ortadaki beyaz ekranın aynısı sağ tarafta küçük bir şekilde var. Peki bu katman ne işe yarıyor? Hemen cevap veriyorum. Katman basamak işine yarıyor. Hemen buradan bir görsel açıyorum. Bak şimdi. Sağ taraftaki katmanlar. Hani burada bir tane var ya. Burada da 1, 2, 3, 4, 4 tane katman var. Peki bu neyi ifade ediyor? Katman şöyle düşünün. Gerçek hayatta bir fotoğrafı baz alın. Fotoğrafta bir insanı baz alın. Siz bu insanın etrafını makasla kestiğiniz zaman tak 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 tak. Değil mi? Ne oluyor? Oradan tek başına ayrılmış oluyor. Siz o fotoğrafı neyin üstüne koyarsanız, otomatikmen üstten fotoğrafını çekerseniz, hem o kestiğiniz fotoğraf görünüyor, hem de onun arka tarafında boş olan kısmında yer alan görsel görünüyor. Burada da aynısını görüyorsunuz. En üst katmanda burada bir boş katman var. Bu kareler boş, sıfırı ifade ediyor. Bir ayna cam görevini görüyor. Boştur. Hemen altında ne var? Sarı var değil mi? Bakın sarı. Onun altında kırmızı bir şey. Onun altında yeşil. Yani bu katmanlar arkadaşlar
en üstteki daima görselin, yani bizim masamızın üstündekinin en üstünü ifade eder. En alttaki de en altı ifade eder. Yalnız şöyle bir durum var. Resmin en üsttekiyle en altın ikisinin görülmesi için en üstteki resmin ya PNG olması lazım, yani arka plana makasla kestiniz ya. Makasla kestiğiniz zaman ne oluyor? Arka taraf görünebiliyor. Ama siz makasla kesmezseniz, en üste koysanız, bunun altındaki katmanlar otomatikten görünmeyecektir. Görünmesi için onu kesmeniz lazım. Evet, gerçek hayatta makas var. Photoshop ise pen tool var. Yani aslında o da bir makas sayılır. Şimdi arkadaşlar, ve en üst kısımda böyle bir menü falan bir şeyler var. Bu menü dediğim yemek menüsü değil. Burada farklı bir menü var. Buradaki menü hem bu katmanların, hem bu ortadaki resmin, hem bu soldaki araçların daha fazla içeriğinin, daha fazla detayının bize yer aldığı yerlerden biridir. Buradaki ayarlar çok detaylarına girmek istemiyorum. Mesela burada dosya var değil mi? Bu dosyada ne var? Adı üstünde dosya yani. Sen bir resme, sen bu resmi nereden çıkarttın? Bir dosyanın içinde değil mi? Gerçek hayatta da dosyanın içinde çıkartıyorsun. Sen bir fotoğrafı dosyanın içinde çıkartıyorsun değil mi? Sonra bu resmi bitirdin, tasarımını ne yapıyorsun? Hop, dosyanın içine koyuyorsun. Yine bu dosyanın içinde yer alıyor. Burada ne var? Düzenle var. Ben özellikle Türkçe kullanırım ki yeni anlaşanlar burada görsün. Zaten İngilizce ile Türkçe arasında çok da büyük bir fark yok. Çok bir fark olsa inanın ben İngilizce öğretirdim. Burada düzenle var. Görüntü var, yani yine görüntü. Katman, bak buradaki katmanın kendi içindeki özellikler. Metinler var, seç var, yani seç, bir şeyi seçiyorsun. Mesela kesim yaparken bu tabir burada kullanılıyor. Gerçek hayattaki anlamı mesela şöyledir. Dairen içini, diyelim sadece dairen içini böyle boyayacaksın değil mi? Bu daireyi kağıdın üstüne getiriyorsun. Bu şekilde kalemin içini böyle boyuyorsun değil mi? Hani taşmasın diye. Bu seçte bir nevi o özellikleri arttırabiliyor. Şimdi arkadaşlar, temel olarak Photoshop mantığı buydu. Şimdi ben birazdan uygulama yapmak istiyorum. Gerçek hayat ile bağlantıyı göstermek için. Evet arkadaşlar, burada küçücük bir uygulama yapacağım. Burada gördüğünüz üzere dosyadan bu görseli seçtim. Ama ben buralara girmedim. Direkt sürükle bırak. Yani masa üstüne geldim. Resmi sürükledim. Açtaki Photoshop'a girdim ve içine bıraktım. Gördüğünüz üzere bana bu şekilde bir görüntü verdi. Ve hemen sağ katmana baktığınız zaman bu sağ katman bu alttaki beyazın üstünde yer alıyor. Yani otomatikmen görüntü de bize bunu en üstte sağlıyor. Şimdi ben ne demiştim? Bir görüntü gerçek hayatta kesmeniz için makas lazım. Burada ne var? Burada da bizim makasımız pen tool aracı. Tabi bunun gibi farklı araçlar da mevcut ama kafanız hiç karışmasın. Aynı işi yapıyorlar. Aynı yola gidiyorlar. Sadece biraz daha sürüşleri farklı. Pratikleri farklı. İlerleyen aşamalarda dedim, bu temel ders. Burada ben pen tool aracımla bunu keseceğim. Bunu kesmem için ne yapmam lazım? Öncelikle Photoshop'un bize sağladığı yakınlaştırma aracıyla, yani alt ve kontrola bastığım zaman farelin orta kısmıyla yukarı doğru gittiğim zaman bana yakınlaştırıyor ve ben boşluğa bastığım zaman bana böyle bir el işareti veriyor. El işaretine böyle ekranı kendime doğru getirebiliyorum arkadaşlar. Şimdi burada ben pen tool aracımla noktaları bu şekilde seçiyorum. Seçtiğim zaman yukarı doğru boşluğa basıp çıkartıyorum. Bakın. Nasıl seçtiğime dikkat edin. Hani böyle tek korka korka yapmıyorum. Hayır. Zaten bu nokta ile bu nokta arası zaten bir çizgi. Yani 10 tane çizgi atmaya gerek yok. Tek çizgiyle, yani iki çizgiyle o arayı seçebiliriz. Hemen buradan tekrardan bunu seçiyoruz. Bu şekilde hızlıca geliyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi hemen seçtim. Burada tıkladığım zaman boşluğa basıyorum ve farenin sol kliği ile otomatikmen görebiliyorum. Buradan hemen seçiyorum arkadaşlar. Buraya geldiğim zaman az bir şey kala Ctrl Enter'e bastığım zaman ne oluyor? Seçiyor. Böyle etraf tırtırlı siyah ve beyaz çizgilerden oluşan
böyle hareket eden bir çizgi oluşuyor. Bu çizgi bize ne diyor? Diyor ki ben burayı seçtim. Sen bunu ne yapmak istiyorsun? İçini boyamak mı istiyorsun? Yoksa onun etrafını silmek mi istiyorsun? Veyahut da onu böyle dışarı mı çıkartmak istiyorsun? Yani onun etrafını silmek ile bunu dışarı çıkarmak zaten aynı hesaba geliyor. İkinci önemli hususta seçtikten sonra bu katmana dikkat edin. Bakın buraya tıkladığımız zaman burası daha gri oluyor. Buraya tıkladığımız zaman burası daha gri oluyor. Yani bu hangisinin üstündeyse bu seçili alan onu kesiyor. Yani sen masayı kesmiş olabilirsin. Ama bu katmandan masanın üstünde değilse bu masayı değil altındakini keser. Yine masa şeklinde bu sefer beyaz olur. Ama ben masanın üstüne geliyorum ve bunu içinden ayırmam lazım. Ne yapmam lazım? Ctrl J, Jardel'in J. Ctrl J'ye basıyorum. Sağ tarafa bakın. Ne oldu? Onu kendi içinden ayırdı. Ama ayırdığını görmüyoruz. Neden? Hala bitişik. Neden böyle görünüyor? Dediğim gibi bu katmanın kesildi ama bunun arkasında bu var. Yani otomatikman arkasında bu görünüyor. Yani bunun yanında da bir göz var. Gözü tıkladığın zaman onu böyle görünmez. Yani orada bir şey var ama görünmüyor. Ne oluyor sana? Ekranın karşısında bir görsel veriyor. Ve arkası da beyaz. Niye beyaz? Çünkü bunun altında beyaz var. Mesela burada altı var katman. Katmana bastığınız zaman size boş bir sayfa veriyor. Yani diyor ki içini boyayabilirsin. Ben mesela burada boya aracımı seçiyorum. Boyanın gerçek hayatta karşılığı neydi? Yine boya. Yani burada da aynısı. Hem de ikona bakın bildiğiniz boya küpü. Hani boya böyle dökersin ya. Aynısını buraya yerleştirmiş. Yani korkmanıza gerek yok. Burada mesela parmak işareti var. Dürbün işareti var. T harfi var. T harfi nedir? Böyle bir cetvele benzemiş. T harfi yazı yazma aracı. Biz hemen buradan boyayı seçiyoruz. Burada da altta da renkler var. Hem boyamızı seçiyoruz. Hem renkleri seçiyoruz. Burada ben bu rengi seçip tamam dediğim zaman bakın ekranda boyanın şekli var. Ve dediğim gibi siz bu boyayı sağdaki katmanın bulunduğu şekle göre o katman neyin üstündeyse orayı boyuyor. En alttaki katman sağ gördüğünüz üzere boş bir katman. Tıkladığım zaman ne oluyor? Bak aynı rengi verdi. Rengi verdiği zaman en üstteki de PNG olduğuna göre ne oldu? Alttaki renk değişti. Tamam rengimizi değiştirdik. Bir de biz buna yazı yazalım. Ne dedim? Buradaki araçtan değil mi? Sonuçta bir yazı yazıyoruz. Buraya ne yazıyorum? Ders 1. Enter'a tıkladığım zaman seçili halden çıkartıyor ve bu şekilde istediğim yöne götürebiliyorum. Peki bunu hangi araçla sağlıyorum? Bunu da buradaki taşıma aracıyla adı üstünde taşıyorsun. Yani mesela masaya geldin. Tıkladın değil mi? Taşıyorsun. Bak burada daha bir şey daha öğrendiniz. Şimdi eğer bu taşıma aracının işlevi sağdaki katmanın bulunduğu konuma göre değişebiliyor. Eğer buradaysa yani yazının üstündeyse otomatikmen yazıyı taşıyor. Eğer masanın üstündeyse masayı taşıyor. Eğer CTRL'ye basıp her iki katmanın üstüne tıklarsanız mesela katman 1'de ya masada CTRL'ye bastığınız zaman ders 1'e tıkladığınız zaman her ikisini ortak seçiyor. Otomatikmen bakın ikisini seçili bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Taşıma aracını öğrendikten sonra bir de silgi yapalım. Masamızı böyle bir silelim mesela. Masamızı silelim dedim. Gerçek hayattaki bezle böyle üstünü silmiyoruz. O değil. O farklı bir şey. O üst düzey bir şey. Ona hiç kafanızı takılmayın. Bu gerçek hayattaki silgiye ve dijital silgiyi alıyorum. Silgi ne işe yarıyor? Dediğim gibi silgiyi kullanmak için katman üstünde olması lazım. Ve burada bakın siliyorum değil mi? Bakın. Ama hafif siliyor. Tam görünmüyor. Neden? Çünkü burada opaklık var. Opaklığını arttırdığım zaman ne oluyor? Tam siliyor. Biraz daha böyle yumuşak siliyor. O yüzden sağ tıklıyorum. Sağ tıkladığım zaman sertlik ayarlarını burada ayarlayabiliyorum. Veyahut da boyutunu ayarlayabiliyorum. Bu boyut aynı zamanda fırça için de geçerli. Mesela biraz sildim değil mi? Sildim. Tamamdır. Fırça nerede? Fırça da burada. Bakın yine fırça aracına. Bakın kocaman bir bize fırça ucu verdi. Biraz kısıyorum. Rengi tıklayıp değiştirdiğim zaman mesela kırmızı. Bakın ne oldu. Burada yine opaklığı 50 değil biraz daha saydam verdi. Bunu biraz arttırıyorum. Bakın daha fazla verdi. Kısaca buydu arkadaşlar. Ctrl Z'ye bastığınız zaman da Ctrl Z geri alıyor. Yani gerçek hayatta geri alma yok. Biz tasarım mesela ben sakal tıraşı oluyorum. Bir yeri yanlış kesiyorum. Psikolojik ben keşke geri al
şey oluyor ama olmuyor yani bu gerçek hayatta bir karşılığı kontrol üzerinin. Ama programda bize bunun bir karşılığı var. Evet arkadaşlar, Photoshop'un temellerinde ders bir bu şekildeydi. Ben ne anlattığımın gayet farkındayım. İnanın bilinçli bir şekilde bu şekilde anlattım. İnsanların anlaması için bunu yaptım. Umarım anlamışsınızdır. Eğer videoyu beğenirseniz, güzel bir talep gelirse ben bunun ders ikinci versiyonunu çekerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olarak, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Büyümeye devam ediyoruz. Görüşmek üzere.